Hoş geldiniz arkadaşlar. Beran bugün sizlerle birlikte Türk YouTuber'ların ifşalarını yapacağız. Cidden ifşalarını yapacağız. Onları Photoshop'ta dişsiz bir hale getireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? 5 kız, 5 erkek YouTuber yapacağım. İlk önce kız YouTuber'ların ifşalarını yapalım. Bakalım nasıl olacak? İnternete şimdi girelim ve kız YouTuber'ları yapalım. 5 tane kız YouTuber, 5 tane erkek YouTuber'ı dişsiz hale getireceğim. Onları siz güzel mi sanıyorsunuz? Yakışıklı mı sanıyorsunuz? Bu videoda herkes gerçek yüzü ortaya çıkacak. En başta Selen tek sözle başlıyoruz. Bu tarz böyle ilginç, eğlenceli video gelmesi istiyorsanız bu videoyu şöyle bir deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. 3000 like gelir mi? Bence 5000 gelir ama hadi 3000 like gelir yani. Bence gelir. Hadi like'lara abone olun. Arkadaşlar bir iki tane Google'dan bulduğum fotoğraf yapacağım. Aha, Tem'de ağzı açık bir fotoğraf. Tam benlik. Evet, tam benlik bir fotoğraf. Ağzı açık bir fotoğraf. Evet. Buradan Selen'den özür diliyorum ama az sonra çok çirkin olacaksın. Şimdi buradaki teknik şu arkadaşlar. Simsiyah yapmayacağım ağzı. Ağzın en karanlık bölgesindeki şeyi alacağım rengi. Bak mesela burada mı? En karanlık bölge nerede? Şurası mı? Siyaha en yakın yer orası ya. Böyle boyayacağım. Bu şekilde boyuyorum. Bu nasıl bir tiptir ya? Şuraları da yapalım. Bayağı kötü bir şey olacak. Evet arkadaşlar, Selen Töksüz böyle gözüküyormuş şey olduğu zaman. Bunu biraz daha koyu yaparsam nasıl bir şey çıkacak ortaya, çok merak ediyorum. Bunu bildiğiniz siyah yapacağım abi. Bildiğiniz siyahı boyayacağım. Simsiyah. Siyah biraz doğal durmadı ama böyle en doğalı, evet. Selen Töksüz dişsiz siyah böyle gözüküyor. Peki ya başka fotoğrafını daha yapalım. Dişli bir fotoğraf lazım bana. Diş fotoğrafı. Dişli fotoğraf. Selen Töksüz de hep ağzı kapalı gülmüş ya. Hiç yok mu dişli? Hep bir tane bu var. Instagram'da var mı? Aha. Şu soldaki fotoğrafın netini bulmam lazım. Acilen bu fotoğrafın netini bulmam lazım. Madem burada bulamıyorum, Instagram'a girelim ben. Selen yazıyorum, Selena Gomez çıkıyor ya. İşte Selen Töksüz. Evet, fotoğraf. 9 gönderimi. Gönderilerin hepsini silmiş ya. Benim bu videoyu önceden çekeceğimden haberdar mı oldun? Ne yaptın ya? Neyse, şu fotoğrafı yapalım abi. Şurada birazcık dişleri azıcık da gözüküyor. Fotoğrafı hemen yapalım. Hatta bak böyle gönderi içerisine alıp yapacağım arkadaş. İyi izleyin. Bu burada kalsın. Yeni bir tane şey açıyorum. En son hepsini birleştireceğim. Evet, Selen Töksüz. Evet, Selen burada. Evet, hemen ağzının ortasına giriyoruz. Ve şu bu sefer kendim yapacağım. Bu sefer daha doğal olacak. Ben yapacağım için. Bak. Hazır mısınız? Da. Birazcık daha şöyle yapayım mı? Oğlum cidden bir şey değil mi Selen? Cidden çirkin oğlum. Bu zaten bu ayrı bir şey. Bu da ayrıca tartışabiliriz ama. Evet, bu işin şakası. Like atalım da, gidip like atalım da. Kızmasın bize Selen Töksüz. Hesabım açık mı burada? Dur like at. Like attım. Çok güzel, hadi. Şimdi diğer YouTube'a geçelim. Sırada ise kim var dersiniz? Meryem Can. Şimdi Meryem Can'ı hemen dişsiz yapacağım. Dişsiz yapma operasyonu. Ve Meryem Can cidden güzel dişleri olan bir arkadaşımız. Bakalım. Diş, evet diş. Evet, şimdi bu fotoğraf tam benlik. Evet, bir Meryem Can face'ini görüyoruz burada. Bir Meryem Can face'i, evet. Olamaz. Bir dakika. Hayır dur, bu renkle yapsam daha güzel olurmuş la. Yalnız bir şey değil mi? Mutasyona uğradım Meryem Can. Tabii alınmıyor lütfen, bu videoyu izlese alınmasın lütfen. Kendisini çok seviyorum. Sevdiğim bir YouTuber ve Meryem Can dişsiz. Meryem Can dişsizken ve böyle tersken birine benzedi sanki. Bilmiyorum. Evet, Meryem Can'a buradan fan göllerine sesleniyorum. Bana saldırmayın. Buradan Meryem Can'a sesleniyorum. Çok güzel oldun bence. Dişsiz haline de güzelsin diyecektim ama maalesef ilginç bir şey oldu. Şimdi Instagram'dan bir fotoğrafını alalım. Meryem Can, yes, dişli. Ooo, Meryem Can bu fotoğrafı çekti, pişman olacak. Ooo, dişli bir fotoğraf daha. Dişli fotoğrafları severim çünkü onları yok edeceğim az sonra. Başka var mı fotoğrafımız acaba? Başka fotoğraf? Abi şu lensliyken cidden çok güzeldi, yapay duruyor ama. Ve fotoğrafımız bu olacak, evet. Şu oğlum, bir sürü dişli fotoğraf var. Hepsinin dişlerini yok edesim var arkadaşlar. Tüm dişleri yok edeceğim. Ama şurada dişler çok ön planda. Şu var ya, buradaki dişler giderse. Evet Meryem Can, nasılsın Meryem Can? İyi misin Meryem Can? Şimdi şuradan birazcık pigment alıyorum bak, siyah. Abi çok ilginç bir şey çıkacak ha. Yemin ediyorum çok ilginç bir şey çıkacak. Arkadaşlar böyle bir şey. İnşallah benim eğlendiğim kadar da Meryem Can da bu videoyu izlerken eğleniyordur. Bence bir şey. Before after. Bit. Bak, mükemmel bir YouTuber ama evet, dişlerin güzellikteki rolünü bu videoda görmüş olduk. Diğer YouTuber'a geçelim şimdi. Zaten hepsini en son göstereceğim tek tek böyle. Peki ya şimdi kimi mi yapıyoruz? Çakma Sarı Işın. Nay. Duygu Köseoğlu. Çakma bir Sarı Işın. Duygu Köseoğlu da dişleri güzel olan bir YouTuber değil mi? Evet, onun dişlerini yok edeceğiz. Videosundan bir yeri alıp oraya dişlerini yok edeceğim. Bu arada ben müzik dinlemedim. Ben de kulaklıkları niye takıyorum lan 2 saattir? İşte Duygu Köseoğlu'nun alındığı screenshot'ı.
Umarım Duygu bize dava açmaz. Ama onun dişlerini yok edeceğim şimdi. Ya. Aha, dislike bit. Evet, Duygu Köseoğlu, Çakmak bir Sarışın ve dişsiz bir YouTuber. Şimdi asıl olaya geliyoruz zaten. Asıl olay bu. Instagram'daki mükemmel tatlış kızımız, güzel YouTuber'ımız, sarışın, çakma sarışın YouTuber'ımızın. Bu arada onu da çok severim kendisi umarım. Dediğim gibi abi bu zaten bir şey yani. Bir espiritüel bir video yani. Bunu lütfen kızmayın arkadaşlar. Ve karşınızda dişsiz Duygu Köseoğlu. Şurada ya da şöyle. Aga dişsiz olunca insanlar babaanneye benziyor. Böyle bir yaşlı tontiş teyzeleri benziyor. Evet, Duygu da bu şekilde. Şimdi diğer YouTube'a geçelim. Sırada ise hepimizin sevdiği, herkesin çok sevdiği Merve Özkaynak var. Merve Özkaynak'ın da büyük ihtimalle dişsiz şeyini bulamayacağım, fotoğrafını. Bulabilecek miyim acaba? Merve Özkaynak'ta dişsiz. Aha. Ve HD ise tamam. Bunu alıyorum abi. 7'den 77'ye herkesin sevdiği Merve Özkaynak. Ben de çok seviyorum kendisini. En sevdiğim YouTuber'lardan birisidir. Ama maalesef şimdi onun dişlerini yok etmem gerekiyor. Abi ben şu an çok merak ediyorum ne olacak diye. Direkt anlaşılmıyor biliyor musunuz? Birazcık bakmanız gerekiyor. Dişsiz olduğunu... Çünkü akıl eremiyor yani. Bunlar çok güzel insanlar ama dişsiz olunca ilginç oluyor. Evet. Aha, bu fotoğraf. Cidden bu fotoğraf var ya şimdi. Cidden çok güzel bir kadın kendisi. Bu tatlış mı tatlış YouTuber'ı. Bu mükemmel güzel insanı maalesef şimdi çirkin bir zombiye dönüştürdü. Yok, sadece dişlerini yok edeceğim, evet. Abi. Bu da kim? Ya bir şey diyeyim mi? Dişleri olmadığı halde güzelliğinden ödün vermeyen YouTuber ya. Yemin ediyorum, tebrik ediyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum dişleri olmadığı halde hala güzel kadın ya. Bir büyücü olduğunu anladık buradan. Merve Özkaynak bir büyücü arkadaşlar. Dişleri yok kadın hala güzel. Sonraki ise Başak Karahan'ı yapacağız arkadaşlar. Başak Karahan hep dişleriyle güldüğü için. Oha, bu tam benlik bir fotoğraf değil mi? Bunu hemen almam lazım. Bu tam benlik bir fotoğraf. Bunu kesin yapacağım. Bunu kesin yapacağım. Hatta şimdi hemen yapalım. Abi bu fotoğrafı resmen ben bu videoyu çekeyim diye yapmış ya. Kendisine teşekkür ediyoruz fotoğrafı yaptığı için. Hazır mısınız? Abi fotoğrafın şöyle bir etkisi var, 10 saniye bakınca gülme krizine giriyorsunuz. Fazla üstünde durmuyorum. Fazla üstünde durmuyorum bunun. Instagram'dan bir fotoğrafını yapalım. Ama abi bu efsane oldu. Aha, Enes'le bir fotoğraf. Evet, cidden merak ediyorum nasıl olacak çünkü. Enes de burada gülmüş mü dişleriyle? Aynen. İlginç bir şey olacak şimdi, iyi izleyin. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacağı hakkında. Bir fikrim yok. Fotoğraf çok kolay oldu la. Ve bam. Arkadaşlar kişisel olarak kimseyle dalga geçmiyorum. Sadece bu Photoshop yapınca ilginç duruyor. En son zaten video sonunda kendime de yapacağım. Ama ilginç. Dur ya, gelmişken Enes'e de yapalım. Bu nasıl bir şey oldu la? Evet, şimdi erkeklere geçelim arkadaşlar. Furkan Yaman'la başlıyorum. İlk önce Furkan Yaman'a yapacağım. Furkan bebeğim, dişsiz bir videona ihtiyacım var. Fotoğrafına ihtiyacım var. Bu fotoğraf daha benlik. Bu fotoğraf tam benlik. Furkan kardeşim, seni seviyorum fakat seni şu an bir zombiye dönüştüreceğim. Furkan hazır mısın? Bu değişime hazır mısın Furkan? Bayağı ilginç bir şey olacak la. Oğlum bu ne oldu lan böyle? Ve Instagram abi, dişli fotom var mı Fırkı? Aha bu. Aha bu tam benlik bir fotoğraf. Bu tam benlik bir fotoğraf. Şimdi iyi bakın. Bunu thumbnail'e koyacağım ama. Bunu thumbnail'e koyacağım. Ve şimdi Furkan'ın efsane kaslarıyla çekilmiş acayip mükemmel fotoğrafını dişsiz hale getireceğim. Dişsiz ve kaslı, evet. İyi izleyin. Hazır mısınız? Evet, bu da bir şey değil mi Furkan? Bu fotoğraf çirkin oldu ya. Ciddi söylüyorum, bu olmadı ya. Diğeri biraz sempatik olmuş da bu bayağı ilginç oldu ya. Hatta şöyle çevirdiğim zaman bu ne lan? Bu ne lan? Furkan bu ne lan? Oğlum ifşanı yaptım lan bildiğin. Diğer YouTuber'a geçelim. Şimdi ise Orkun Işıtmak var. Orkun Işıtmak'ın hemen şu meşhur mükemmel fotoğrafını alalım. Bildiğiniz üzere bu Orkun Işıtmak'ın en popüler fotoğraflardan birisi. Ama şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi iyi izleyin bakın, bak. Ve Orkun Işıtmak, this is yo.
Bitches. Bu da bayağı ilginç oldu. Peki ya Instagram'dan bir fotoğraf alırsam ne olur? Bu fotoğraf tam benlik arkadaşlar. Ama şunu şöyle bir before after yapalım mı? Yuk. Şimdi iyi izleyin. Bakın bak. Bak hele bak. Orkun'a bile yakışıyor biliyor musun dizisi? İlginç bir şey oluyor. Hop. Evet. Ben az önce ne demiştim? Yakışmıyor arkadaşlar. Hiçbir şeyle yakışmıyor. Ama komik oldu. Bayağı komik oldu. Çok komik oldu. Peki şimdi sırada kim var dersiniz? Tabii ki de Rain Man. Hemen şu mükemmel dişli fotoğrafını alıyorum ve dişsiz yapıyorum. Oğlum bu fotoğraf bayağı ilginç olacak lan. Hemen zoom yapayım da şöyle. Böyle yakından çok anlamsız duruyor ama uzaklaşınca büyük değişim. Biraz daha gerçekçi yapayım mı? Bayağı ilginç oldu, bayağı komik oldu. Muz surat, muz gibi bir ağzı oldu. Seni gidi yakışıklı çocuk. Bu fotoğrafı kaçıracağımı mı sandın ha? Seni gidi yakışıklı. Demek yakışıklısın ha. Seni yakışıklı çocuk seni. Seni. Şimdi iyi izleyin. Rayman'ın ağzında kara delik oluştu lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Bak şimdi arkadaşlar, whoop. Gördünüz mü bak? Bak tünele giriyorsun bak. Yok oldu, dünya yok, kara delik. Son olarak Enes Batur yapacağım. Enes Batur'un dişli. Buna yapsam bayağı ilginç durur, kusura bakma. Enes bunu yapmam lazım. Bile bile bak, denk gelmedi ama bunu yapacağım. Hey Enes, bir dakika dostum, bir dakika. Bence bu bestlerden birisi olacak. Bu zaten hani şey, troll bir fotoğraf ama. Bu acayip yakışmadı mı la? Az sonra biz de konuşacak gibi baksana. Enes'in düşüşü. Aha. Gene videoya uyacak bir fotoğraf buldum. Bunun çok ilginç olacağı hakkında her türlü iddia girebilirim arkadaşlar. Enes geliyor. Baba da baba da. Baba da YouTube da. Oh shit. Direkt algılayamıyorsunuz ha. Yemin ediyorum direkt algılanmıyor. Şimdi tüm YouTuber'lara bakalım nasıl. Aa dur, kendim de yapacak. Ben kendimin bu fotosunu yapmaya karar verdim. Kendimin şöyle bir troll fotoğrafım vardı. Ve bu arada beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Taha Altan Trailer. Hop reklam. Çok güzel. Evet, reklamını da yaptım arkadaşlar. Lütfen takip edin. Çok az var cidden. Şimdi izleyin. Yine yakışıklıyım. Bir Merve Özkaynak dişsiz olduğu halde çok güzel. Bir ben dişsiz olduğum halde çok yakışıklıyım dersem yanılır. Çok çirkin oldum. Evet şimdi tek tek bakalım mı? Herkese bakalım mı? Selen Teksin. Hop. Selen. Hop. Abi en ilgi işlerinden biri Selen oldu. Bu çok doğal olmadı mı? Böyle. bu efsane oldu. Bu güzel. Merve dedim ya. Merve zaten. Meryem pardon. Meryem Can da efsane oldu. Fakat bu daha bir efsane oldu. Peki ya. Oha. Bunlar yüreği kaldıramıyor arkadaşlar. Duyguda. Ama abi ben buna şaşırdım ya bak. Kadın her türlü güzel abi. Ama şu cidden. Yok abi burada da. Ama bu güzel. Dişlerini yok ettiğimiz halde kadın hala güzel. Bunu yapamadık. Başak da baya komik oldu. İlginç oldu. Ve bu zaten bu belki thumbnail fotoğrafı olabilir. Bu baya ilginç oldu. Burada. Bu da baya ilginç bir fotoğraf oldu. Furkan'ın şu fotoğrafı zaten best. Bu bir best. Orkun'da da güzel yakıştı. Bu da efsane. Neredeyiz mi? Öp, Rayman'in ağzındayız. Rayman zaten buna söylemeye bir şey gerek yok ama bu da demek ki Rayman'in karizması dişlerindeymiş. Ve Enes daba daba. Şey gibi oluyor bak. Bak şimdi bak ne yapayım. Daba 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 ve bam. Bu burada çok bir şey olmadı ama bu da ilginç oldu. Ama en güzel bu baba. Ve en sonunda yakışıklı bir bence efsane bir video oldu gerçekten. Bu video bayağı bir uğraştım arkadaşlar ve gördüğünüz zaten dakikası bayağı uzun oldu. Bu video o yüzden güzel bir like patlaması bekliyorum. Ve hala ailemize katılmalısınız. Abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bye bye.